Yalnız Killer'ı tanıdım ya. Çok aramızda kalsın. Kont Ibokula bu. Şöyle bir özelliği var. Pazar günü kahvaltı yapıyorsanız masanıza oturuyor, bir anda çay may ne varsa hepsini içiyor. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, dün yeni katilin gameplayini çekmiştim. Bugün de yeni katile karşı oynamaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim, bu kurban videolarını genelde ekiple çekiyorduk biliyorsunuz ki. İbo şu an Boccia Türkiye Şampiyonası'na gitti. Bir hafta falan olmayacak. Tolga abi de Balıkesir'de tatilde. Bir tek Ali var, onun da koyayım götünü. O yüzden yeni katile karşı olan maçları tek başıma çekeceğim. Kurbanın perklerini hızlı bir şekilde anlatayım. İlk perkü Belmont'un gözleri. Bir jeneratör tamamlandığında katilin haresini 3 saniyeliğine görüyoruz. İkinci perkümüz Sevinç. Katili bir paletle sersemlettiğim zaman elimdeki eşyanın nadirliği bir sonraki aşamaya yükseliyor. Yani diyelim ki yeşil metkitim var. Katile stun attıktan sonra mor metkite dönüşüyor. Son perkü de bu. İki sandık açtıktan veya karıştırdıktan sonra bu perk etkinleşiyor. Yaralandığımız zaman aynı zamanda da sakat durum etkisi altına geçmiş oluyoruz. Yani hiçbir şekilde iyileşemiyoruz. 60 saniye beklememiz gerekiyor. 60 saniyenin ardından otomatik olarak bir sağlık kademesi iyileşiyoruz. Yani yaralıyken sağlıklı duruma geçmiş oluyoruz. Eğer bu 60 saniye süre içerisinde yere düşersek aktifleşmiyor, iptal ediliyor. Gençler, bu arada şu sandık açmayla ilgili olan perk'ü koymadım. Çünkü iki tane sandık açacağım, onu aktifleştireceğim falan bana işlevli gelmedi yani. Onun yerine yaralandıktan sonra birisini bulurum. İyileştirir beni 15 saniyede zaten. Oğlum, yeni katili almak yerine değişti meşti diye bir deneyeyim diye Nemesis falan alırsanız vallahi ağzınıza vururum bak. Midwich atılmış bu arada. Hazır renk ayarı yokken iyice simsiyah oynayayım diye galiba bura atıldı. Katil atmış. Bir şey biliyor mu acaba? Midwich de deneyimledi ve çok iyi olduğuna mı karar verdi acaba? Midwich attığına göre aklıma bir şeyler geldi arkadaşlar ama... Bir dakika, yarasa sesi duydum. Bir tahminim var ama şimdi yapmayacağım o tahminimi. Kim olduğuna dair bir tahminim var. Oğlum bir de bana geldi, hay Allah'ım ya. Tamam, ona git, ona git. Üstümüze çekelim ya, biraz oynayalım killer'la, ne dediniz? Tamam, şimdi geliyor. Yarasayla geliyor. Oy, güzel. Güzel de nereye kaçtık anasını satayım. Ya yakında... David! Yalnız burada ölürüm ben. Güzel. Akıllıyız arkadaşlar. Hop. Ne diyorsun ya Purpo? Yeni killer'ı mahvedeneyim mi peki? İşte oğlum, akıllı sakin plays. Yanımda bir tane daha killer var, sarı saçlı. Onu yok edemeyeceğim gibi. Normal katili iyi yok ettik ama bunu yok edemeyeceğiz gibi arkadaşlar. Sağ olsun mahvetti bütün loop'umuzu. Oğlum ağzına sıçtı loop'umun, beni orada mal gibi blokladı, kaçamadım. Hayır bak, oradan geçerken tesadüfen karşılaşsak tamam diyeceğim, hani onun da yapacak bir şey yok, kaçmaya çalışıyor. Beni izliyor oradan, odanın dışından. Oğlum git jen yap, bir şey yap yani. Burası darıcı hayvanat bahçesi mi, beni ziyarete mi geldin, ne yapıyorsun yani? Yalnız killer'ı tanıdım ya. Hem Midwich atmış, Midwich sevmediğimi biliyor. Hem de çok kötü oynuyor. Bunun başıma geleceğini tahmin etmezdim arkadaşlar. Çok aramızda kalsın. Kont Ibokula bu. Çok büyük bir bela arkadaşlar. Siz tanımıyorsunuz büyük ihtimal. Şöyle bir özelliği var. Pazar günü kahvaltı yapıyorsanız masanıza oturuyor, bir anda çay may ne varsa hepsini içiyor. Kont Ibokula diye geçiyor kendisi. Çok dikkatli olun. Pazar günleri bence kahvaltı yapmayın. Hala en yüksek jenimiz yarıya anca geçmiş. Arkadaşlar, bu oyunda var ya, ne flash save'ciler ne loop atanlar, hiçbirisi kahraman değil. Bu oyunun kahramanları jen yapanlar. Sen istiyorsan 1,5 saat boyunca katili döndür. Arkada jen yapılmıyorsa o döndürdüğün hiçbir işe yaramaz. Hatta arkada jen yapılmıyorsa o attığın loop katilin işine yarar. Çünkü paletleri eritmiş olur. Ve bu maçta da anladığım kadarıyla benim az önce attığım loop hiçbir işe yaramadı. En azından bir jen bitebilecek seviyede bir loop atmıştım yani. Jen'i de ben bitireyim amanım, çok güzel. Çok güzel. Jen'i bitireyim, hatta ekmek almaya da ben giderim ya, süper. Gel gel reis, gel. Sıçtığımın yarasası. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Tabii bütün yükü bana verin oyunda. Sonra Kont Ibokula niye Ahmet'in peşinde? Olur tabii am. Buradan önüme çıkmayı akıl etme lan. Güzel. O kadar zeki olmadığını biliyordum. Pencereyi kapandı arkadaşlar halkımızın kullanımına. Evet, Kont Ibokula'dan çok ilginç hareketler izliyoruz şu an. Bir ember skalaması daha geldi. Bir stun yiyeceğimi biliyordum ama atmak zorundaydım palet. Çünkü neden olmasın? Çünkü refleks arkadaşlar. Reflekslerim bana öyle yapmam gerektiğini söyledi de çok yanlış bir yere kaçtım. Sanırım öldüm.
Güzel ıska. Burayı kırmış mı? Kırmış. O zaman palete malete bir yere yetişir miyiz? Yetişiriz. Güzel ıska da. Ih! Süpersin Purpo. Yarasacım görüşürüz. Oğlum bunun niye sesi yok? Alo hala mı yarasa lan bu? Güzel. Yani bence yapabileceğimin iyisini yaptım yani. Hiç kurta geçmiyor ya adam. Kurta karşı oynamayı deneyimleyemedim yani şu an. Otu hemen alalım da adama musallat edelim. Bu çünkü jenlerin yerini gördüğü için hemen gitsin yapsın. Heal istiyor bir daha. Oğlum sen botsun lan, kendine gel. Ben istersem heal'larım, istemezsem heal'lamam. O yüzden isteyeceğim, gel. Ya da istemiyorum lan. Ya oğlum şunu şuna nasıl kıyayım arkadaşlar ya. Oğlum mal mısın? Benim kedi gibi yanına çağırıyor çağırıyor, sevmeye gidince de kaçıyor. Oğlum dur da heal'layım. Alo. Feng öleceğiz. Tamam gel jen yapalım. Oğlum jene gelince de kaçıyorum, var mısın? Feng alo. Beni killer mi sanıyor acaba arkadaşlar, iri yarı olduğum için? Allah'ın delisiyle mi uğraşacağım ya? Şurada zaten başımızda bir Ivokula vampiri var. Bir de botla mı uğraşacağım? Oğlum benim perklere baksana, gana bayrağı gibi amına. Maçta bot olmasının avantajı ne biliyor musunuz? Bütün köle işlerini o yapıyor. Kanca'da biri varsa hemen gidiyor alıyor. Jen bulunca direkt oturuyor falan. Piyon gibi kullanabiliyorsunuz. Tam enayisin ya ama 90'lık jene yetişmesi de hoş olmadı tabi. David jeni bitirdi, çok güzel çok güzel çok güzel, hemen kapıya gidiyoruz. Yarasayla yetişir mi lan buraya acaba? Geçti vallahi yarasaya ama yok, yetişemez. No 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 no. Yetişti galiba arkadaşlar. Vallahi billahi olan bana oldu ya. Sen var ya sen, sen var ya sen. Sana helal olsun lan. Sana maaş bağlıyorum. YouTube kazancımın %13'ü. Evet GG. Güzel maçtı arkadaşlar. Vallahi loop'u da keyifliydi. Az önceki katil bence Türk düşmanıydı arkadaşlar. Bir insan kurtu bir kere bile mi kullanmaz ya? Çinliydi büyük ihtimal yani. Sürekli yarasadaydı çünkü. Heh. Bak aslanım kurta nasıl geçti. Bu arada kurt modunda da ışığı var katilin. Ben onu kendi killer oynadığım videoda kurt tarafındayken önümde ışık göremediğim için yok sanmıştım ama yanlış bir anons geçmişim. Evet yerini gördük. Kurtun şunun asilliğine bak ya. Bu arada kurt gerçekten çok asil bir hayvan ya. Oğlum ne oldu? İki bir izleyek diye geldiydik ya. Bir de yani böyle minicik açık bir alanda yakalanıyorum ya. Salak gibi kalıyorum. Ne yapıyor lan bu? O nasıl mind game oğlum? Geç kurta murta geç hadi. Ya kanka, sen böyle oynuyorsan zaten yenemezsin maçı. Arkadaşlar havlayan köpek ısırmaz misali diyebilir miyiz? Adamın mind game denediği spota bak oğlum. Hayır bir de işe yarayacak, şimdi rezil olacağım. Bu öne atılması hoş ama ha. Iskalasa bile cool görünüyor. Taptım palete. Şuradan atlamayı başarırsak oradan iyi kaçarız gibi kıvrakla. Gelmeyecek büyük ihtimal. Biz şurada bir heal'lanalım. Hayır normal bir köpek olsa tenis topu falan atacağım, bana getirir, anladın mı? Dikkatini dağıtırım. Ama kurt anasını satayım. Nasıl evcilleştireceksin ki? Sıkıyorsa dene. İki bacağını da bulamayınca anlarsın evcilleşmiş mi evcilleşmemiş mi. Adam yarasayla hasar verebileceğini falan mı sanıyor acaba? Müziği çok güzel ya. O star şey mind game yer mi uçudu? Demez olur mamun. Hop. Ne diyorsun ya Zurpo? Şu test server'da katillere karşı oynamaya bayılıyorum ya. Adam var ya, ite vurma ürküt hesabı bana it dedi ya resmen. Beni ürküttü ya adam. Kral o kadar uzun yerden geçmiyor. İstiyorsan Gamer'da bir kanala video atmış. Katilin nasıl olduğunu anlatıyor. Oradan bir bakabilirsin. Ben de ilk defa duydum o kanalın adını. 2 gün önce keşfettim arkadaşlar. Fena değil gibi videoları. Oğlum niye kimse kurta geçmiyor? Hiç kurta karşı loop atamadım ya. Ama şunu anladım. Tabii ki oynayandan oynayana değişir. Şu an için ana katile loop atmak o kadar zor değil. Kurtu deneyimleyemedik hala ama. Gerçi karşıma gelen iki katil de o kadar bilmiyordu katili. Ana oyuna eklendiği zaman anlarız gerçek gücünü. Birazdan karşıma çok güçlü biri gelir, ağlarım merak etmeyin. Oğlum bu ne yapıyor? Metin 2'de at görevini tamamlamış gibi ya. Aha flash save. Sağdan devam et, sağdan devam et. Are you trying to make me angry? Oo adam yandan dolanmış, GG. Evet adam katili bilmiyor tamam ama normalde de çok killer oynayan biri değil galiba. Mind game'lere falan çok hakim değildi. Tatlış bir oyuncuydu. Kaçalım adamı bullylemeyelim. Arkadaşlar bakın, test server'ın değişmez kuralıdır. İlk iki maç iyi oynadıysanız, üçüncü maç sizi mahveden bir katil gelir ve bütün dengeleri değiştirir. Tam ulan acaba yeni gelen katil düşündüğüm kadar güçlü değil mi dersiniz? Öyle biri gelir ki karşınıza böyle killer'ın bütün triklerini çözmüş falan. Dedirttir ki size tamam bu katil güçlüymüş. Telgraf
taraftan bağlanmaya çalışan arkadaşımız yüklenirse inşallah gireceğiz maça. Oğlum kargaymış, bir an yarasa geldi sandım. Oğlum Trickster gelmiş, şaka mısın ya? Lan değişmedi bile katil. Arkadaşlar ben bayılacağım arkaya doğru ya valla. Lan bari değişen bir şey, Nemesis falan, hani Dredge falan oynasaydın. Hangi tarz video çekersem bir şekilde başıma geliyor yani. Yıllar sonra da olsa fark etmiyor. Test server'da bir Bubba çekmiştim hatırlarsanız. Bubba ile alakalı hiçbir değişiklik olmadı halde Bubba oynamıştım. Bak şimdi karşıma Trickster geldi, hiç alakası yok şu an ya. Oğlum Trickster'ı normal oyunda oynasana güzel kardeşim. Hadi ben içerik ürettim. Bu ne yapıyor, bu deli mi oğlum? Bana ne oldu amanım, dur oradan geçiyorduk ya. Eğimin iğrenç. İyi, çok kötü çok. Kaka eğim. Ezel'in annesi kör meliha daha iyi atardı amanı. Abo şey moduna geçti, dur dur. Hemen sinirleniyorsun oğlum, sen de iki takılıyorsun şurada ya. İyi, sen bir daha oynama la Trickster. Rezil ettin katil amına. İbo gibi oynuyor aynı. İboster. Evet. Sayı oldu şu an. Beyzbol sopasıyla müthiş bir sayı yaptı arkadaşımız. Müthiş bir sayı daha geldi. Arkadaşlar gelin kaçalım, bu deliyle mi uğraşacağız ya? Why you playing Trickster? Ya adamın nick'e bak, adamın nick'e bak. Nick'le yaptığı hareketin uyumu ya. Oğlum beni görüp almadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Size bir şey diyeyim mi? Beni görüp almadıysa hiçbir şey bilmiyorum ya. Göksel'cim nick'ini beğendim, bravo. Var ya bu map katil kendi kurban kendi sevdiğim nadir maplerden olabilir, bir şey diyeyim mi? McMahon'ın da öyle mesela. Evet kurt geldi. Evet kurt gitti. Buradan temizliğe gidecek herhalde, bu kıyafet ne oğlum? Vurr. Oy, ne diyorsun ya Bahçeli Reis? İyi, yaşına göre iyi atiksin ha. Oğlum o nasıl bir animasyon amunuyum ya. Hop. Kurta window fake deneyen koca yürekli purpo. Bak yine tuzak gibi kayayı koymuşlar Allah'ın belaları oraya. İyi dodge, iyi dodge, iyi dodge. Katile geçti. İyi edebiliriz aslında. Şu an bitti, yerini görüyoruz. Güzel. Tekrar kurta geçti. Hayır ya, bana gelme ya. Güzel. İyi oynadı. Nerede form değiştireceğini, nerede ne yapması gerektiğini iyi bilen mi katil? Yetişemez diye dodge denemedim ya. O kadar atıldığını tahmin etmedim. Dodge deneyebilsem aslında güzel olabilirdi. Reis, hoş değil ama şu yaptığın. Söyleyeyim yani, hani gelip beleşit almak falan sen bilirsin tabi de. Ben sana efendice iyi oynuyor dedim falan. Öyle anana uçarsın. Ne oluyor oğlum, hangi pencereye gitti lan o? Hayır ya, ne ara geldin oğlum yarı... Ya bu... Ben anlamıyorum gerçekten. Oğlum orada birisini yaraladı ve kovalıyor. Niye buraya dönüyor arkadaşlar? Bana bunu bir açıklayın ne olur ya. Ya burada jen de yok, bir şey de yok. Hani çok uzaktayız. Bir an niye yarasayla buraya dönesin geldi ki? Gel geç. Lan... Oğlum eline mi yapışacağım? İki dokunda hilla ya. Ne oluyor oğlum? Takım deliriyor. Burada can yapıyoruz. Çalışma saatleri dışı, gelmeyin buraya. Ya gittiğimi düşün. Ne olur ya. Ne o? Ne olur ya. Ne olur ya. Oy. Güzel ıska. Lan sıkışma oraya. Zurpocum niye sıkıştın ki ya? Neyse vur bakayım. Hasar alıp gidelim arkadaşlar. Oğlum oyun bozuldu sandım. Dwight'in yanında niye David King yazıyor diyorum. Nick'ini öyle yapmış, manyak herif ya. Tamam bizi güzel yanlış yerde aradı. Kaç 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 kaç. Hemen yardım, hemen yardım. Oğlum Jen'i bitireydik ya ya. Dwight, David hangisisin sen amına, kafamı karıştırıyorsun ya. Bana geliyor ne reis? O hüzünlü ses, drink. Arkadaşlar kapıyı açar giderim, acelem var, hadi görüşürüz, hiç uğraşamam sizinle. Evet gençler, keyifliydi bence yeni katile karşı oynamak. 4 maç attık, bir tanesi Trickster maçı. Diğer 3 maç katile karşı ve güzeldi, ben eğlendim yani. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.